gösteriyorlar. Hadi oğlum gel. Evet. Hocam nereye doğru gidiyorsun? Aşağı doğru mu? Tekstiller vardı hocam onda da. Durun bir dakika. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı günler. Buyur. Denizli buradan 500 metre var. Haydi Allah'a emanet olun. Buyurun kardeşlerimizi alacağım. Fakat 5 lira. Bayrağı çevre alma çıksın. Teşekkür ederim. Oğlum bu tarafta. Hey Sancar takip et. Çıkmıyor. Hadi önce takip et. Evet. Canlı canlı canlı. Canlı Faruk. Şimdi 25 Nisan günü düşman bu taraftan geldi. Bizim şu kıyılardaki siperlerimizde 1120 askerimiz vardı, 120 silah yok. Ama İngilizlerin gemilerden karaya çıkarmak için getirdikleri asker toplamı 25 bin. İki gün boyunca buradaki askerlerin sayılarla mücadele etti. Ama iki gün sonunda artık bizim buradaki az sayıdaki askerimiz erimeye başladı. Erimeye başlayınca tabii ki onları mecburen 26 Nisan günü akşamı abilerinin hizasındaki tepelere çekmek zorunda kaldı. Çünkü beş bölgeden koşmaklara çıktı. Orta yerde kalmışlar. Buranın komutanı mermi attı ki düşman mermisi değmez. Bu kadar çok mermi attılar. Ne için? Bizim buradaki dedelerimizi öldürmek için. Evet, burada da biz de bu gemiyle rahatlıkla askeri çıkarır, orayı zapt ederiz. Ancak tabii onlar sabahleyin önce gemilerle burayı bombaladıkları için buraları tamamen tahrip oldu. Bizim askerimiz de şu siperlerde, şu tabiyaların arkasında kendilerini burada izlemek zorunda kaldılar. Çünkü onların askeri çıkmadan bir tek tüfek ateş etseydi burada perişan ederler. Ya Yaşoğuş ne yaptı? Bekledi. Gemideki askerlerin yarısı şuraya çıkana kadar indirip yaşa onu diyelim. Saat tam 12'de. Şu anda saatimiz 12'de. Tamam. Saat tam 12'de. İngiliz pilot siz son rapor veriyor. Şuna rapor veriyor. Başkomutanı Hamilton'a. Diyor ki onlar buraya V koyuyor. V boyunda gemiyle kara arasındaki denizin üstü köprüsü renk değiştirmiştir. Üstü de tamamen İngiliz askerlerini kaplamış. Şimdi gemiden çıkan askerler öldüğünü gören gemideki askerler artık çıkmak istemiyor. Bu sefer onları karaya çıkarmak için General Napier devreye giriyor. General Napier'da
şu mezarın başına kadar antikam ediliyor. O da kurşunluyor. Öldüğü zaman ortasında moral tamamen sıfır. Çünkü savaşın başlangıcındasınız ve general kaybediyorsunuz. Ve buradaki mücadele onların bütün planlarını alt üst ediyor. Planlamalarına göre ilk gün hedef Altıtepe'ydi. Ama ilk gün daha buraya çıkamadı. Evet, akşam üzeri arkadan çıkan, akşam üzeri burayı gemiler bir daha bombalıyor ve arkadan çıkan İngilizler Yahya Çavuş'un birbirini arkadan da kuşatınca 60'ı şehit oldu. Sadece 3 kişi kaldı. 3 kişiden bir tanesi de sizin dedeleriniz Denizli Ömer. Tamam mı? Birisi Edirneli Süleyman, diğeri de Çanakkale'li, Ezine'li Yahya Çavuş. 3 kişi sağ kalabildi. Gerisi hepsi şehit oldu ve o şehitlerin hiçbirisi gömülemedi. Yaralılar da hastaneye götürülemedi ve Mahmut Sabri Bey diyor ki benim hayatımın en acı günüydü. Çünkü ben 2 gün boyunca askerlerime, yaralılara şöyle demiştim. Dayanın evlatlarım, dayanın arabalar gelip sizi hastaneye götürecek. Ancak 2 günün sonunda biz gece vuruşarak, savaşarak geri çekildiğimiz için maalesef onları hastaneye götüremedik. Sadece yanlarına 2 teneke su ve 1 çuval ekmek bıraktık. Onlar da bana şöyle dediler. Komutanım hani bizi düşmanın eline bırakmayacaktı? Ne oldu? Evet ama yapacak bir şey yok. Savaşarak çekildik onları. Hastaneye gönderemedik. Ondan sonra da zaten savaş abidenin hizasındaki tepelerde kilitlendi. Böylece devam etti. Şu karşıdaki gördüğünüz Settülbahir Kalesi. 1658 yılında 4. Mehmet zamanında yaptırılmıştır. Hangiyle beraber? Tam karşıdaki Tum Kale'yle beraber. O dönemde Boğaz'a yapılan kaleler hep karşılıklı yapılmıştır. Çünkü tek tarafı kontrol edemez. Döndücü Mehmet burayı kendi parasıyla karşının Kum Kale'yi de annesi Hatice Hatun'un parasıyla yaptırdı. Ve şu anda ikisinin tapusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü. 3 Kasım 1914'te ilk şehitlerimizi biz burada verdik. 86 şehidimiz var. 81 asker, 5'i subay. Evet, o gün akşamı İngiliz başkomutanı, bakın denizin Karayasun'un kum tepecikleri olmasaydı Ertuğrul Köyü'nde bir tek düşman sağ kalmaz. Hepsi ölürdü. Peki ne yaptılar? Sağ kalanlar şu yan tarafa bizim askerin vuramayacağı yerlere saklandılar. Ve böylece kurtulan askerleri daha sonra İngilizler. Çok enteresan bir rapor söyleyeceğim size. Yüzbaşı Şimit'in raporudur bu. Hala kimse tarafından yalanlanmamıştır. Hamilton'ın günlüğünde de var. Diyor ki buradan akşama kadar çıkmayı başaramayız. Diyor ki ben bugün kendimden 20 kat fazla düşmana karşılaştım. Yani 3000 kişi, burada var 63 kişi ama onun tarihi bir rakam 60. Evet, yorum yapmıyor. Raporu olduğu gibi söylüyorum. Ve buradaki kahramanlar için Memik Olay'la onlar Allah'a kavuştular. Bize de bu raporu emanet ettiler. Şimdi görev bizde. Buyurun onların isimlerinin olduğu şehitliği ziyarete gidelim. Haydi gençler. Evet gençler. Evet. Neden? İşte sonra. Sayın Derebi yaptı.